Sa'd suresinin son ayetlerini inşallah işleyeceğiz beraber. 70 ila 88. ayetler. Estağfurullah Bismillahirrahmanirrahim. İn yuha ileyye illa ennema ene nezirun mübin. Evet. Ben ancak bana vahyedileni açıklıyorum e, çünkü ben apaçık bir e, inzar eden uyarıcı korkutucuyum Allah'ın azabıyla uyaran bir kimseyim e, işte ben apaçık bir e, uyarıcı olduğum için e, bana vahyolundu evet yukarıdaki azapla ilgili ifadeler ve bundan sonraki e, açıklanacak hususlar. İzkalle rabbuke lil melâiketi inni halikun beşeram min tîn. Hani Rabbin meleklere demişti ki ben e, topraktan e, bir beşer yaratacağım. Evet. Tîn çamurumsu toprağa denilir. Çamurdan bir beşer yaratacağım, insan yaratacağım demişti Rabbin meleklere. Feiza <laughs> sevveytuhu, onu tesviye ettiğim, şekillendirdiğim ve nefaktu fihi min ruhi ve ruhumdan üflediğim zaman taka'u lehu sacidin, ona hemen secde edin. Yani secdeler sadece namaz secdesi değildir. Onu az sonra ifade edeceğim. Önce kısaca bir mal olarak vereyim. فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ اَجْمَعُونَ Melekler tümüyle secde ettiler. İlla iblis, iblis hariç. İstekbara ve kâne minel kafirin Büyüklük tasladı ve kafirlerden oldu. Kale ya iblis. Allah dedi ki ey iblis ma menake en tescude lima halaktu yedey ellerimle yarattığım e, kişiye seni secde etmekten engelleyen alıkoyan nedir? Estekber de em minel alin sen büyüklük taslayanlardan mı oldun yoksa kendini yücelerden görenlerden mi? Kale ene hayrun min. İblis dedi ki ben ondan daha hayırlıyım. Halaktani min nar. Beni ateşten yarattın. Ve min tin. Onu ise, Adem'i ise topraktan yarattın. Kale fehruç minha feinneke racim. Sen çık oradan, in aşağıya. Sen kovulmuş olanlardansın dedi Cenab-ı Hak. Ve inne aleyke laneti ila yevmi din. Din gününe yeniden diriliş gününe kadar benim lanetim senin üzerinedir. Kale Rabbi feenzırni ila yevmi yub'asun. İblis dedi ki beni insanların dirilişine kadar dirileceği güne kadar bana mühlet ver. Kale fe inneke minel Allah dedi ki sen mühlet verilenlerdensin. İlâ yevmil vaktil malum bilinen güne kadar. Kale fe bi izzetike le uviyennehum ecmain. Dedi ki senin izzetine yemin olsun ki iblis Allah'a senin izzetine yemin olsun ki ben onların tümünü İva ederek saptırmaya çalışacağım. İlla ibadetek minhumul muhlasin ancak senin ihlaslı kulların kendilerine ihlas verilmiş olan kulların hariç. Galeb fel hakku el hakka ekul. Doğru doğrusu ben hakkı söylerim, doğruyu söylerim. Allah öyle diyor le cehenneme minke cehennemi seninle ve bin Mentebe tebe ake ecmain ve sana tabi olanlarla dolduracağım. Kul de ki ey Resul ma eselukum aleyhi min ecr ben sizden hiçbir ücret karşılık istemiyorum ve ma ene minel mütekellifin ben işi dini zorlaştıranlardan da değilim. İn huve illa zikrun lil alemin. O muhakkak alemlerin e, alemler için bir zikirdir. Bu indirilen e, vahiy. Ve le ta'lemunne nebe'ehu ba'dahin. Siz onun haberini e, ne yapacaksınız? Ee, çok iyi öğreneceksiniz bir zaman sonra. Evet. İlk ayette Peygamberimizin uyarıcı olduğu vurgulanıyor ve o yüzden e, Peygamber olduğundan kendisine vahiy geldiği bildiriliyor. Peygamberlerin iki temel özelliği vardır. Birisi beşir, birisi nezir olmasıdır. Müjdeleyici ve korkutucu uyarıcı. Uyarma aynı zamanda tehdidi de korkutmayı da ifade ettiği için nezir kelimesi hem uyarmayla ifade edilir hem de e, müjdelemenin e, tersi olan e, korkutma ile ifade edilir. Ama bu korkutma hani e, lüzumsuz veya e, gereksiz yere korkutma filan değil veya e, batıl şeylerden korkutma değil başlarına gelecek musibeti haber vermek anlamında. Şunu şöyle yaparsanız neticeniz böyle olur anlamındaki bir korku ki uyarma belki ifade olarak daha oturuyor Türkçede. Evet Burada işte peygamberin uyarıcı özelliği vurgulanmış ve peygamber olduğu için kendisine vahiy geldiğini bu haberlerin, hem geçmişle hem gelecekle ilgili haberlerin o yüzden peygamber olduğu için kendisine vahyedildiğini ifade ediyor. Evet, uyarma konusunda söylenecek çok şeyler vardır. Vakit olursa belki tekrar bu ayete döneriz. Ben Adem kıssasına geçmek istiyorum. İnsanın yaratılış kıssası. Burada gerçekten ciddi manada alacağımız ibretler var. Kur'an-ı Kerim birkaç yerde bu kısayı tekrar eder. Bakara suresi 30 ila 36. ayetler arasında. Saat suresinin işte 71 ila 86. ayetleri arasında. Yine Araf suresinde bu kısa tekrar edilir. Evet. Rabbin meleklere dedi ki ben çamurdan, topraktan bir insan yaratacağım. Onu şekillendirdiğim ve ruhumdan üflediğimde ona secde edin. Şekil vermek ve ruhundan üflemek birisi bedeniyle alakalı, ikincisi ruhi donanımıyla alakalı olarak vurgulanır. Birincisi şekil olarak heykel gibi yaratılması Adem'in veya ilk insanın İkincisi de insan olarak manevi özelliklere yetkin ilim öğrenebilecek akıl kullanabilecek efendim duyu özelliklerine duyulara sahip olabilecek diğer yaratıklara verilmeyen özelliklerle donatılan yönünü ifade ediyor. Biri beşer tarafını, biri Adem tarafını, biri toprak tarafını, biri de ruh tarafını ifade ediyor. Biri maddesini, biri manasını, biri et ve kemiğini, somut yapısını, biri de soyut özelliklerini ifade ediyor. Evet. Tesviye etmek ve ruhundan üflemek. Tabi e, ruhundan nasıl üflenilir o özellikleri bizim e, aklımızın e, yatması tümüyle ermesi mümkün değildir. Teslim olarak Allah'ın e, ifadesine e, e, itiraz etmeden kabullenerek değerlendirmemiz mümkün. E, müteşabih olan ve aklımızın tümüyle kavrayamayacağı e, Allah'ın fiili olarak e, herhangi bir şüphe veya itirada düşmeden Allah'ın ruhundan üflenmeyi vurgularız. Mahiyetini tümüyle bilemeyiz. Evet, bu Allah'tan bir parça taşıdığımız anlamına kesinlikle gelmez. Allah'tan bir ruh üflenmesi haşa Allah'tan bir parça olduğumuz Allah'ın haşa hulul etmesi anlamında kullanılamaz. Ee, evet. Ruh hakkında bize çok az bilgi verilmiştir. Kendi ruhumuzla ilgili de çok az şey biliriz. O yüzden e, haddimizi aşmamamız icap eder. Ruh Rabbin emrindendir. Ruh e, onun emri de bir şeye ol deyince olu vermesidir. Dolayısıyla ondan üflenmesi, ruhundan üflenmesi insan olarak o toprağın şey topraktan yaratılmış bir bedenin, cesedin can sahibi olması, olu vermesidir. Bu da ayetteki izahla anlaşılır. Yani ayeti ayetle tefsir etmenin en e, güzel örneklerinden biri bu ruh konusudur. Yeseluneke ani'r ruh. Sana ruhtan sorarlar. Kulir ruhu min emri rabbi. De ki ruh Rabbimin emrindendir. Vama utitu minel ilmi illa kalila. Size onun hakkında çok az ilim verildi. Yani onun hakkında yeterli bir bilgiye sahip değilsiniz. Burada Allah ruhu tümüyle tanıyamayacağımızı, kuşatamayacağımızı, her türlü ruhla alakalı sorulara cevap bulamayacağımızı, bu konuda bizim aklımızın yeterince ermeyeceğini ifade ediyor ama kulir ruhu min emri rabbi de ki ruh Rabbimin emrindendir. Rabbimin işidir. Nedir Rabbin emri, Rabbin işi? Bilmiyoruz onu da. Ama Yasin suresinde e, bu değişik şekilde ifade edilir. İnna emruhu. Ancak onun emri, Rabbin emri, hani Rabbinin emridir dedi ya ruha. Yasin suresinde son ayetlerde e, ancak Rabbin emri şudur. İza erade şey'en en yekule lehu kun feyekun. Bir şeyi murad ettiği zaman, bir şeyin varlığını dilediği zaman ona ol der, o da olu verir. İşte Rabbin emri budur. Dolayısıyla ruh Allah'ın ol demesiyle olan bir şeydir. İsa aleyhisselam da Kur'an-ı Kerim'e göre ruhu min, Allah'tan bir ruhtur denilir. Yani bu haşa Allah'tan bir parça anlamında Hristiyanlara göre anlaşılmış. Hiç de öyle değil tabi. İnsan tümüyle zaten ondan bir ruhtur. Ondan ruh olması onun emridir. Yani o ol demiştir, İsa'da da vermiştir. Onun emri bir şeyi murad ettiği zaman ol diye vermek onun da olu vermesidir. Ya da olma sürecine girmesidir. Olu vermek bazen hemen bir anda olmak. Allah bir anda da yaratır. Bazen bir sürece tabi de tutar. İsa'nın yaratılışı belki bir anda olmuş, olu veren bir şeydir. Ama Adem'in yaratılışı safa safadır veya ilk insanın yaratılışı. Toprak aşaması, çamur aşaması, pişirilmiş tuğla gibi bir aşama, ee, efendim, sonra ruhun üflenmesi aşaması gibi belirli bir süreçle yaratılmıştır. Hani yerin göğün e, altı devirde, altı günde yaratılması gibi. Evet, e, işte ellerimle yarattığım diyor. Burada yani Allah'ın elleriyle yaratmasını yaratıklara benzetmemek e, açısından ele aldığımızda e, verdiği değeri ifade eder. Yani e, Halk arasında bir tabir vardır ama Allah için ne kadar kullanmak doğrudur. Hani özenerek yaratmak gibi e, ifade. Yani yarattıklarına değer verdiğini ifade ederek e, ellerimle yarattığım e, e, ifadesini kullanmış. Burada el kelimesini Allah için e, lügat anlamıyla kullanmak Allah'ı yaratıklarına benzetmek olur ki Şura suresindeki ayete ters düşer. Evet. Melekler secde etti ama iblis secde etmedi. Buradan yola çıkarak bazı müfessirler ve alimler cahil halkın hemen tümüyle kabul ettiği gibi cahil melekler secde etti ama iblis etmedi. Demek ki iblis de melekti. Ancak iblis secde etmedi gibi anlarlar. Bu anlama Kur'an'a ters bir anlamadır. Bu tür izah eden bazı alimler de doğruyu isabet etmediğini düşündüğümüz kimselerdir. Evet. çoğunluk Arapçada hitap tarzı olarak tercih edilen bir tarzdır. Söz gelimi kadınlar da var, erkekler de var. Çoğunluk erkeklerse o toplumda kadın kelimesi kullanılmaz. Yani kadına hitap gibi kullanılmaz. Veya şöyle diyelim çoğunluk e, misal olsun e, Erzurumlu bir topluluk var. İçinde Erzincanlı'da bir iki tane var veya Samsunlu var. Ama çoğunluk Erzurumlu. Orada Arapça ifadesiyle Erzurumlular diye hitap edilir. Çoğunluk öyle olduğundan dolayı. Bu normal bir dil kuralıdır. E, meleklere hitap edilirken İblisin istisna tutulması iblisin melek olduğunu göstermez. Birkaç sebepten dolayı bir meleklerin hadis-i şerifte nurdan yaratıldığı ifade edilir. İblisin şey ateşten yaratıldığı bu ayette de vurgulanıyor. Esas mesele eee Kur'an-ı Kerim kâne minel cinni iblis cinlerdendi der net olarak kane minel cinni o cinlerdendi Kur'an iblisin cinlerden olduğunu söyler yine üçüncü mesele melekler Allah'a hiç isyan etmezler edemezler öyle bir yetenekleri yoktur yani isyan etmek kabiliyetleri yoktur isteyemezler öyle isyan etmeyi de. Kur'an çok net olarak söyler. La ya'sunu Allaha ma emarahum ve yef'aluna ma Onlar Allah'a isyan etmezler ve ne emredildiyse onu yaparlar. İblis ise isyan ediyor. Eğer melekler isyan edebilen, isyan eden bir varlık olsaydı, iblis gibi olsaydı, o zaman insanlar diyebilirdi ki Cebrail de Allah'a isyan etti. Allah'a ait olmayan bir kitabı getirdi. Bu Allah'tandır dedi. Veya kimi Şia'nın galiyesinin söylediği gibi Ali'ye getirecekti de şaşırdı veya yanlış yaptı. Muhammed'e getirdi. İblisi meleklerden sayar ve isyan etti diye değerlendirirseniz meleklerden olan iblis böyle isyan ediyorsa haşa Cebrail de isyan eder. Ama hiçbir melek ne yapmaz tekrar edeyim Allah'a isyan etmez. Ve Cibril'i de Allah özel olarak Cibril'e emin demiştir. Yani nezele bihi ruhul emin. Onu ruhu emin güvenilir, emniyet sahibi olan ruh yani Cebrail indirdi, der. Kesinlikle iblisin bir zamanlar melek filan olması söz konusu değildir. Daha önce melek olan sonra cinleştirilmez. E, yapıları çok farklıdır. E, yetenekleri farklıdır. E, cinlerin atasıdır iblis. İblis kavramı sadece ilk insanın yaratılışı meselesinde geçer ayetlerde. Sonra iblisten bahsedilmez. Sonra şeytandan bahsedilir. İblis kimdir? Adem insan için ne ise, iblis de şeytan için odur. Yani insanın pro bir demeyeyim, insanın ilk atası nasıl Adem kabul ediliyor ise şeytanların da atası olarak iblis söz konusudur. Şeytan da kafir cinlere diyoruz. Yani cinler, cinlerin iman edenleri var, müminleri. Bir de Kafirleri var. Kafirleri insanlara zarar verecek mahiyette. E, kafir cinlere şeytan diyoruz. Ama ayrıca insanlardan da şeytan var. Veya duyu olarak da şeytanlardan bahsedilebilir. Şeyatînel cinni vel ins der <laughs> Kur'an. İnsan ve cin şeytanları. Hatta en son musaf tertibine göre en son ayet minel cinneti ve nâsı cinlerden ve insanlardan olan şeytanın şerrinden Allah'a sığınıyoruz. Tabi bugün ülkelerden, devletlerden de şeytan olur diyebiliyoruz. Rejimlerden de şeytan olur. Zaten tağutun bir anlamı da şeytan, bir anlamı da Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyen yöneticidir. Dolayısıyla şeytan kavramı sadece Cinlerden olan şeytan olarak değerlendirilmemeli. Hani şeytan sizin damarlarınızda yürür diye rivayet edilen hadisleri, şeytan insanın içine girmiş de damarlarında yürüyor gibi ele almak yanlış bana göre. Bu içimizdeki duyular, içimizdeki etkileşim içimizde bizi temsil eden veya bizi etkileyen düşünceler kan kadar bizim bizimle irtibatı olan bizi etkileyen hususlar olarak düşünmek daha mümkündür. Bazen şeytan kelimesi mikropları da ifade eder yiyeceklerinizi işte yere düşürüp şeytanlara kaptırmayın veya cinlere kaptırmayın denilir. Cinler söz gelimi kemikleri ve neydi ikinci şey? mıydı? Değil. Kemikleri ve tezekleri yer der. Onlarla şey yapmayın. Kemikle ve tezekle taaretlenmeyin. Onlar şeytanların, cinlerin yiyecekleridir. Şimdi bunu nasıl anlayacağız? Yani cinler başka yiyecek şey mi bulamadı? Pislikten başka filan diyeceğiz. Mikroplardan bahsediyor. Onlar mikrop yuvasıdır. Mikroplar onları üzerinde onlarla onlarla beslenirler. Dolayısıyla onlarla taharetlenmek doğru değildir. Cin görülmeyen varlık demektir. O yüzden Allah Resulü mikropları da cin ifadesiyle dillendirmiş. Ama cin demek normal bir e, mikrop'tan bahsetmek demek değil tabi boyutu farklı olan işte şeytanların da içlerinden olduğu bir cin taifesi var. Cin suresinde anlatıldığı gibi. Onların da belirli seviyede aklı, nefsi var. Müminleri ve kafirleri var. Onlar da insanlar gibi ürüyorlar, yiyip içiyorlar. Cennetlik ve cehennemlik oluyorlar. Evet. Şeytan da o kafir cinlerin bir temsilcileri, onun da atası iblis. Ben seni yarattığıma, ellerimle yarattığıma secde etmekten seni engelleyen neydi? Sen müstekbirlerden mi oldun yoksa kendini yücelerden mi sayıyorsun? Deyince ben ondan daha hayırlıyım çünkü beni ateşten yarattın, onu ise topraktan yarattın. Bunları tahlil edeceğim. E, ateşten yaratıldığı için e, bir varlık ne kadar nasıl üstün olur? E, birazdan bunları uzun uzun anlatacağım. Sen çık oradan, kovulmuş birisin. E, din gününe kadar lanetim senin üzerinedir. Evet. Evet. Evet, notlarımı bulamazsam ezbere anlatacağım. Ee, şimdi bu e, Kur'an-ı Kerim'in birkaç e, ayrı surede demin ifade ettiğim gibi Bakara, Saat ve A'raf surelerinde e, anlattığı bu Adem e, İblis kıssasında e, çıkaracağımız Kırkın üzerinde ders vardır. Yani şu okuduğum üç dört ayet içerisinde alacağımız 40 benim tespit ettiğim 44-45 tane e, hikmet ve ders var. Bunları notlarımdan okuyarak sizinle paylaşayım inşallah. Bir bu kıssada üç yaratıktan söz ediliyor. Bunlar teslimiyet örneği melekler. Kibir, öfke, isyan ve günahta ısrar eden, nankörlük örneği iblis ve iyiliğe de kötülüğe de yönelme hissini içinde barındıran, her iki yöne de gidebilme gücüne sahip olan insan. İnsan bu haliyle hem meleklerle hem de iblisle aynı yerde bulunabilecek ve yarışabilecek durumdadır. Yani hem meleklerden yüce hem de iblisten daha aşağıda olabilir. 2. Adem kıssası bütünüyle yaratılışın ve insanlığın hikayesidir. Onun var edilmesiyle yeryüzündeki hayat olgunluğa ulaşmıştır. Bu kıssa insanın yeryüzü sınav alanına inmesinden Allah'a dönüşüne kadar geçen zamanın açık bir sahnesidir. 3. İnsanın dünyadaki hayatı ...tesadüfen başlamamıştır. Okullarda öğretildiği gibi... ...işte... ...nasılsa... ...suyun içerisinde bir... ...tek hücreli bir canlı çıkmış... ...sonra... ...yüzgeçleri... ...akciğere dönüşmüş... ...sonra karaya... ...karada yaşamaya başlamış... ...sonra evrim geçirmiş... ...işte maymuna dönüşmüş sonra da insanlaşmış. Ee, evrim teorisi denilen e, anlayışla kendi kendine böyle bir insan olmuş. Böyle değil. Onu Allah yaratmış ve yaratılışını da belli ölçüler içinde ve kainatın işleyişiyle uyumlu bir şekilde yapmıştır. 4. Allah yüce gücü bilinsin diye varlıkları ve insanı yarattı. O kendisine ibadet edilmesini sevdiği için ibadet eden kullar var etti. O aynı zamanda az bir amele çok karşılık vermeyi, suç işleme işleyen kimse hele tövbe ettiyse affetmeyi sever. Bu da insanın yaratılışıyla gerçekleşir. Allah'ın bir adı da Muhsin'dir. O kullarına ihsan etmeyi sever. Adem oğullarını yarattı ve onlara bol bol ihsan etti. Yaratılışında insanın ihsanla muhatap olması, ilim öğretilmesi, eşyanın isminin verilmesi ve meleklere saygı duruşunda bulunmayı Allah'ın emretmesi söz konusu. 5. Kur'an'da ilk insanın topraktan yaratılışının yedi yerde tekrar edilmesi aynı zamanda ölümden sonra diriliş olacağına da bir işarettir. İnsanı topraktan yaratan, çürümüş ve toprağa karışmış kemiklere de can verebilir. Bu onun için çok kolaydır. Allah yoktan varlık, zayıftan güçlü, sakinden hareket, cansızdan canlı yaratır. Onun izniyle su ve toprak hareket eder, konuşur hale gelir. İnsan kendisini böyle yaratan hiçbir şey değilken yoktan var eden toprak iken onu canlı bir insan haline getiren veya hakir bir su iken insan olarak Allah'ın değişik özellikler lütfettiği bir durumda yaratıcısına karşı Elbette sorumludur ve ona karşı şükreden bir kul olmak durumundadır. Yine yedi insanın topraktan yaratılması bir yönüyle Allah'ın yüce kudretine delil olurken bir yönden de insana bir hatırlatmadır. İşte senin aslın basit bir çamurdur. Büyüklenmeye hakkın yok. O yüce kudret sayesinde. Çamur çamur insan haline geldi. O çamura üflenen ilahi ruh onu canlandırdı, hareketli hale getirdi. İşte bu insanın iki boyutlu olduğunu da gösteriyor. 8 insan kainatta üstün eşsiz bir varlık olarak yaratılmış. Bu eşsiz ve üstün konumuyla uyumlu bir vazifeyle görevlendirilmiştir. Onun bu dünyadaki sıfatı halifedir yeryüzünde halife kılacağız denilmişti. İnsanın atası yaratılırken. Halife başkasının yerine geçmek anlamına gelir. İnsan ya yeryüzüne ya da başka toplulukların yerine varis kılınmıştır. İnsan dünyada kendi başına buyruk olarak yaratılmamıştır. Allah'ın ölçülerini unutmamalı. Yeryüzünün halifesi olduğunu hatırından çıkarıp kendini hakim zannetmemelidir. Haddini aşıp böyle bir iddiada bulunursa kafir, zalim ve fasıklardan olacaktır. 9 Adem'e isimlerin öğretilmesi ki Bakara Suresi'nde uzun uzun anlatılıyordu, hem insanın değerinin yüce olduğuna bir işarettir hem de kullar için muazzam bir nimettir. Öğretilen isimler sayesinde ilme, bilince, atlandırmaya, bilmeye, idrak ve ifade gücüne, bilinenlerden bilinmeyeni keşfetmeye, kıyas yapmaya, kavramlara herhangi bir soyut özelliğe kavram olarak at takmaya kavuşmuş bulunuruz. Bunlar olmadan hayat ne kadar yalın olurdu veya bizim için cazip olmaktan çıkardı. 10. Meleklerin Allah'ın öğrettiğinden başka bir şey bilmedikleri Bakara suresinde ifade ediliyordu. Eşyanın ismi öğretilirken gaybın Allah'a ait bir sır olduğunu bunlar ortaya koyar. Rabbimiz meleklerin ve bizim bilmemizin faydalı olmadığı gaybı kendine saklamıştır. Bu anlamda gaybı bildiği zannedilen falcılar, medyumlar, kahinler, üfürükçüler kesinlikle yalancıdırlar. 11 meleklerin yeryüzünde fesat çıkaracak ve kan dökecek birini mi yaratacaksın veya var edeceksin diye sormaları ve Allah'ın cevap olarak sizin bilmediğinizi ben bilirim demesi ki yine Bakara Suresi'nde izah ediliyordu. Göstermektedir ki bilmeden hüküm vermek yanlıştır. Hele dini konularda rastgele görüş bildirmek, fetva vermek hiçbir zaman doğru ve meşru değildir. 12 Allah Adem'e isimleri öğreterek eşya hakkında temel bilgiyi vermiştir. İnsana bilgi, yetki ve irade birlikte verilmiş. Ondan bazı isteklerde bulunulmuştur. O hilafetini bu verilen bilgi ve yetkiyle sürdürecektir. Hilafeti adalet sınırları içinde olmalı hevasına uymamalı insan ve Allah'a teslim olması gerektiğini unutmamalı. O yüzden de Allah'ın hükmüyle hükmetmeli. Her hüküm vereceği zaman "Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım." sözü aynı zamanda insanların tümüne verilen nimetlerin bir hatırlatılmasıdır. 13 yeryüzünde halife kılınan insan ancak emanet yükünü taşırsa bu görevini hakkıyla yerine getirebilir. Dağların yeryüzünün ve göklerin taşımaktan korktukları efendim kaçındıkları emanet nedir diye sorarsak gerçek mümin olmak insanlar arasında emin yani güvenilir sıfatı kazanmak Allah'tan gelen ilahi vahiyden emin olarak ilahi hükümleri tereddütsüz kabul etmek kulluk emaneti, Kur'an ve Kur'an'la bildirilen ilahi yasalar, insana yeryüzünde yön veren serbest irade, bütün bunlar emanetin değişik açılardan görünüşüdür. İradesini Allah'ın hükmüne tabi kılanlar, halifelik görevini yaparlar, iradelerini iblise ve nefislerine teslim edenlerse, emanete ihanet ederler. 14. Meleklerin Hz. Adem'e secdesi, İnsana verilen değerin göstergesidir. Başta melekler olmak üzere yeryüzündeki hemen her şey insanın hizmetine verilmiştir. O yerde ne varsa hepsini sizin için yarattı buyuruyor Bakara Suresi 29. ayette. Her şey insanın önünde melekler gibi adeta secde ederler. Yani beyat ederler. Yani hizmetinde olma için yemin ederler hizmetine girerler saygı duruşunda bulunurlar itaat sözü verirler buna secde diyor Kur'an bu hizmettense yalnız iblis kaçınıyor insana hizmet etmeyecek yani secde etmemesi o anlamda ele alınır o evrensel değerleri ve ilahi düzeni inkar ederek bu ahengin dışına çıkmıştır dışında kalmıştır 15 İblis'in üstünlük ölçüsü geçersizdir. Kişiye değerini kendi ham maddesi veya soyu değil, Allah'ın koyduğu ölçü verir. Irkçılık ve soy üstünlüğü iddiası şeytani bir mantıktır. Ben ateşten yaratıldım, benim aslım ateşti diye övünmek ırkıyla yaratılışıyla övünmektir ki bu şeytanın ilk yaptığı icraattır. Kur'an'a göre üstünlük ırkta yaratılışın durumunda değil, takvadadır, ilimdedir ve cihattadır. Kim kendi aslını, soyunu, ırkını başkalarına karşı bir üstünlük sebebi sayarsa, onda iblis anlayışı, iblis zihniyeti var demektir. İblis bu yanlış çıkarım sonucu Rabbine istikbar edip, büyüklük taslayıp isyan ettiği gibi her çeşit ırkçılık da istikbara ve isyana yol açan bir tehlikedir. 16 Allah Adem'e kendi ruhundan üflemiş, tüm eşyanın isimlerini öğretmiş, onu yeryüzüne halife tayin etmişti. İblis bunu görünce kıskandı ve secde etmedi. Yani ona itaat etmedi. İblis Allah'ın Adem'e verdiği bu halifelik emanetini anlamadı kibri ve bilgisizliği yüzünden ona saygıda bulunmadı. İblis Allah'ın gelecek zamanlara ait planlarını ve hikmetlerini göremeyip hevasının arzusuna uydu ve isyan etti. Kim nefsinin arzularına, hevasına hiçbir sınır tanımadan uyarsa onda da o zaman iblis ahlakı var demektir. İblisi isyana sevk eden haset, kıskançlık kibir ve cehalet şeytani özelliklerdir. Kimde bu özellikler varsa o da şeytani karaktere sahiptir. 17. İblis Adem'in varlığının dış görünüşüne bakıp kendini üstün görmüştür ve yaratılışın iç yüzünü, sırrını, hikmetini anlamamıştır. Halbuki Allah'ın bütün işlerinin hikmetleri vardır. Her birinin kendine ait sırları vardır. Adem'i sırf toprak zanneden iblis mantığı, kendi maddesini ondan üstün sanmıştır. İşte materyalizm yani maddecilik şeytani bir felsefedir. Ona göre ateşten yaratılmak şeytana göre bir üstünlük sebebiydi. Böylece o ateşin topraktan üstünlüğü gibi iki madde arasında aslında olmayan bir fark görmüştü. Her iki maddenin de aslında yaratıcısının Allah olduğunu itiraf etmesine rağmen beni ateşten yarattın onu topraktan yaratan Allah buna rağmen Adem'in halifelik ve ilahi ruh taşıması eşyanın isimlerini bilmesi gibi üstünlüklerini bilmezden gelmişti. İblis'e çok alimdi filan derler kim diyorsa bunu cahilliğini gösteriyordur. İblis alim filan değildi hele hele kimler nasıl uydurduysa meleklerin hocası filan hiç mi hiç değildi. Allah meleklere meleklerden hata etmeyen kendi cinslerinden hoca mı bulamadı da iblis gibi efendim isyankar bir yaratığı onlara hoca tayin etti. Nereden çıkartıyor insanlar bunları? Buna benzeyen e, yaratılışla alakalı hurafelerden birkaç tanesini daha bahaneyle sayayım. Allah'ın yeryüzüne toprak almak için sırasıyla Cebrail'i, Mikail'i, İsrafil'i göndermesi ve onların Allah'ın istediği toprağı bulup getirememesinden sonra ölüm meleğini gönderip onun her çeşit topraktan birer avuç getirdiği ve Allah'ın bu topraklardan çamur yaptığıyla alakalı sözler ne Kur'an'da ne sünnette geçen ifadelerdir. Sonra 80 yıl şekilsiz bırakmış, güneşte kuruttuğu son şekil vererek 120 yıl daha ruhsuz bırakarak sonra ruh verip canlandırılmış. Yine uydurma olduğu ve Tevrat'tan alındığı net olan bir hadis rivayetinde Havva'nın Adem'in kaburga kemiğinden yaratıldığı ifadesi de bizim açımızdan kesinlikle yanlıştır. Ee, Tevrat'ın bir e, ifadesidir. Ee, dolayısıyla bu ifade e, Allah'ın Havva'yı özel olarak yarattığı değil e, erkeğin bir parçası olarak ele alan e, ve böyle de düşündüğümüzde Adem'in Havva'nın anası gibi bir konumda olmasını gerektiren bir ifadedir. O doğuruyor Havva'yı kaburga kemiğinden. Adem doğuran bir özelliğe sahip değildir. Havva'yı da o onun bir parçası oluşturmuş filan değildir. Yine İsrailiyat olarak cennette zina ettikleri veya yılanın işte evvela cennette Havva'yı kandırması vesaire, başka bir gezegenden yeryüzüne düştükleri Adem'in Selendip adasına, Havva'nın Hicaz'a Arafat'ta buluşmak üzere o civarlarda bulunduğu gibi şeylerin aslında ne ayetle ne hadiste sahih hadisle alakası vardır. Bunlar Yahudi ve Süryani kaynakların Hristiyan menşeli ve İsrailiyat dediğimiz Tevrat'ın izahları sadedinde ifade edilen hususlardır. Yine işte iblisin melek olduğu vesaire. Bunların aslı astarı yoktur. Adem'de toprak kendisinde ateşten başka bir mahiyet görmemiş iblis, ölüden diri, diriden ölü yaratan ve bütün meziyetleri bahşeden Allah'ı maddeye mahkum saymıştı. Bu ilahi hükümleri kendi nefsine ve aklına göre değerlendirip mantığına ters gelen bir hükmü reddeden bir akılcılık olduğu gibi ırkçılığında temeli idi. Yaratıkları ruhi yapısıyla değerlendirmeyip sadece maddi özellikleriyle asaletiyle değerlendiren ırkçı anlayışın temeli iblis tarafından böyle atılıyordu. Maddeyi tek ve gerçek ölçü sanmakla şeytanca bir yanılgıya düşmüştü. His ve duygularıyla hareketi sonucu da kendi nefsinden kaynaklanan yanılgısını Allah'ın emrine tercih etmekle insanın üstünlüğü gerçeğini kabul etmemişti iblis. 18- İblis'in belki en önemli hatası yanlış şekilde kıyas etmesi, Allah'ın hükmüne rağmen akıl yürütmesidir. Bu akıllılık değil, akılcılıktır. Bu şeytani anlayışa göre ölçü Allah'ın hükmü değil, akıldır. Böylece akıl putlaştırılmıştır. Aklın Allah'ın hükmüne teslim olması, kulun yaratıcısına itaat etmesi gerektiği halde kendi görüşünü, hevasını iblis ilahlaştırmıştır. Yani kendi aklınca ateş topraktan üstündür. Dolayısıyla kendisi de Adem'den üstündür. Halbuki o durumda Allah'ın kesin secde emri vardı. İtaat eden bir kula yakışan mutlak yaratıcı karşısında emri dinlemekti. Aklına çok güvenip Adem'i kıskanan iblis isyan etti ve lanetlendi. O ölçüleri ters yüz etti. Allah'ın yarattığı akılla Allah'ın hükmünü tartmaya çalıştı. Allah'a teslim olması, hükmüne itaat etmesi gerekirken alternatif üretmeye kalktı. Ayet malum Ahzab suresi 36 Allah ve Resulü bir işe hüküm verdiği zaman iman etmiş bir erkeğe ve iman etmiş bir bayana o işi kendi isteklerine göre tercih etme, seçme hakları yoktur. Kim Allah ve Resulüne karşı gelirse apaçık dalalete, sapıklığa düşmüş olur. 19. Şeytanın ateşin topraktan üstün olduğuna dair hükmü de aslında yanlıştır. Ateş topraktan da üstün değildir. Şeytanın kafası o kadar çalışmıyor. ilmi o kadar yok. Zannediyor ki ateş topraktan daha üstün. Toprak nimetleri, bereketi, üremeyi temsil eder. Toprağın, toprağın bu üreticiliğine, besleyiciliğine karşılık ateş yakıcı, yıkıcı, mahvedicidir. Bu toprağın ateşe manevi üstünlüğüdür. Aslında sadece manevi yönüyle değil, maddi yönüyle de ateşten daha üstündür toprak. Ama Adem böyle yapmaya kalkmadı. Üstünlük taslamadı. Allah öyle murad etmiş e, onun aslını. Maddi üstünlük ve galibiyete gelince ateş toprağı yakamaz. Ama toprak ateşi söndürür. Yani kim kime galip geliyor? Toprak ateşi söndürür. Ateş geçicidir. Yanan ateş bir müddet sonra sönüp kaybolur, gider. Topraksa çağlar boyu nesilden nesile hem de çeşit çeşit hem verir hem durur. Ateşin yani yakıcı ve yıkıcı şeylerin mesela ateşli silahların atom bombası gibi araçların güç kaynağı büyüklük ve üstünlük vasıtaları olduğunu iddia etmek şeytani bir değerlendirmedir. Şeytan bu tür yakıcı ve yıkıcı şeyleri dostlarının gözünde büyüterek bu sahte güçleri elinde bulunduranlardan insanları korkutur. Ayrıca toprak tevazunun, secdenin timsalidir. ise isyanın. Evet. Şeytan yakıcı ve yıkıcı şeyleri dostlarının gözünde büyütür. Kendisi ateşi büyük gördü. Yine ateşli silahları da dostlarının gözünde büyük gösterir ve diğerlerini de ondan korkutur. 20. Kibir, büyüklük taslamak, insanı alçaltan şeytani bir huydur. Bu huy insanı Allah'ın hükümleri karşısında istikbar etmeye ve istina duygusuna götürür. İstikbar büyüklük taslamak, istiina da hiçbir şeye ihtiyacı olmadığını düşünmek demektir. Kibir, istikbar, istina, yani Allah dahil hiçbir şeye muhtaç olmadığı düşüncesi bu duygular şeytanın önemli araçlarındandır. Tarih boyunca gelmiş geçmiş bütün azılı inkarcıların tavrı büyüklük taslamaktı, istikbar etmek. Bugün de Amerika'nın ve Batı'nın müstekbir tavırlarını herhalde hepimiz görüyoruz. Bu çirkin huy yüzünden insanlar Rablerine secde etmekten, onun emirlerini dinlemekten yüz çevirirler. Ama istikbar kafir olmaya insanları ve cinleri götürüyor. İnsanın topraktan yaratılmasının bir hikmeti de toprağın tevazu, alçak gönüllülük ve haddini bilme halini hatırlatmasıdır. Böylece insan Allah karşısında haddini bilmeye çağrılıyor. Peygamberimiz bir hadis rivayetinde şöyle buyuruyor: Kim Allah için tevazu gösterirse Allah onu yüceltir. Kim de Kibirlilik taslarsa Allah onu alçaltır. İbn Mace'de rivayet edilir. Allah meleklere bir halife kılma, bir halife yaratma iradesinden söz etti. Bu ayetten bir şey yapmadan önce akıllı ve işin ehli insanlara e, danışma yani istişare gibi bir anlayışı çıkartabiliriz. 22 Hz. Adem'in cennet hayatının Allah'ın nimetlerinin büyüklüğünü görme, onun koyduğu sınırları tanıyıp onlara uyma, insana kötülük yapabilecek düşmanlarına karşı dikkatli olma bilincine sahip olma amacı taşıdığı söylenebilir. Bu cennet insanlar için bir örnektir. Dünyayı nasıl cennet gibi yapabileceklerinin metodunu gösterir. Kişi kendi hayatını cennet gibi ve ölümden sonrasını dilerse cennet yapar. Dilerse hayatı kendisi ve çevresi için cehenneme çevirir. Hz. Adem'in cennet hayatı bu espriyi hatırlatır. Allah'ın başlangıçta insan için uygun gördüğü yer cennettir veya cennete benzeyen dünyada bir bahçedir. İnsan Allah'ın hidayetine uyar ve hatalarında ısrar etmeyip tevbe yolunu seçerse yine cennete kavuşacaktır. Ancak bu defa kazanarak yani dünyadayken şeytanın yolunu reddedip Allah'ın emri istikametinde yol almanın mükafatı olarak ebedi çıkmamak üzere cennete girecektir. 23 Allah Adem'in hayatının bir bölümünde fiilen gösterdiği sayısız nimetlerle donattığı gözlerin görmediği hult cennetini müttakiler için Allah'tan hakkıyla korkup sakınanlar için hazırlamıştır. Kaybedilen cenneti yeniden bulmanın yolu Kur'an'ın tanımını yaptığı takva elbisesini kuşanıp müttakilerden olmaktır. Bu ahlak yeryüzünü de insan için küçük bir cennet haline getirir. Müttakilerden kurulu bir toplum saadet yani mutluluk toplumudur. Günümüzde de insan asrı saadeti yaşayabilir, saadeti bu asra taşıyabilir. Nasıl mı? Cevabı asır suresinde. İman, salih amel, hakkı ve sabrı tavsiye. 24. Hazreti Adem'i bedbahtsızlığa, mutsuzluğa düşüren şey, iblise aldanıp Rabbinin uyarısını unutmaktır. Onun ve soyunun yine huzursuzluğa mutsuzluğa düşmekten kurtulması Allah'tan gelen hidayete uymasıyla mümkündür. İlahi hidayette yaratılışın cevabı, saadetin formülü, kurtuluşun reçetesi vardır. Bu hidayette fıtratın ihtiyaç duyduğu ilkeler ve ölçüler fazilet, en olgun düzen ve dosdoğru bir yol vardır. İnsan sapmamak ve sıkıntıya uğramamak için Allah'ın hidayetine tabi olmalıdır. O daima bu hidayete muhtaçtır. Bu hidayetten ve Allah'ın zikrinden yüz çevirenler kendi mutsuzluğunu kendileri kazanırlar. Gündüzleri geceye ve nurları zulümata, karanlıklara çevirirler. Müttakiler için 25, muttakiler için hazırlanmış olan ebedi cennet, geçici olan dünya cennetinde kazanılır. Dünyayı kendisi ve çevresi için cennet gibi yapanlar ahiret cennetine adaydırlar. Dünyayı cehenneme çevirenler de ahiretteki cehenneme hazır olanlardır. O yüzden Kur'an bizi dünyada da ahirette de güzelliğe dua etmeyi ne yapar tavsiye eder. Rabbim Dünyada da güzellik ver, ahirette de güzellik. Dünyası güzel olmayanın ahireti de güzel olmaz. Hult, ebeli, ebedilik cenneti ancak bir bedel karşılığı kazanılır. Bu bedeli müminler nefisleriyle, şeytanla, şeytanlaşanlarla her şartta ve imkanda mücadele ederek, hiç kimsenin kınamasına aldırmadan Allah'ın emrini yerine getirerek öderler nefisleriyle mücadele ederken nefislerinin hevasıyla tabi. Evet. Cennet kul için üstün bir makam olduğundan orayı hak etmenin bedeli de ona göredir. Orayı arzu edenler gereken bedeli ödemek zorundadır. 26 Hz. Adem cennette olmasına rağmen yasak ağaca yaklaşmama emri ile denendi. Tabi bu cennetin dünyadaki bir bahçemi mi Gerçekten ahiretteki cennet mi olduğu alimler arasında ihtilaflıdır. İnsan orada bile başıboş, kuralsız ve sorumsuz değildi. İnsan yeryüzünde şeytanın serbestçe faaliyet yapabildiği, nefislerin hoşuna gidecek sayısız çekici zevklerin olduğu, devlet eliyle haramların kolaylaştırılıp Allah'a itaatin önüne sayısız engeller konulduğu, saptırıcıların kol gezdiği bir ortamda Başı boş olabilir mi? Kuralsız ya da şeriatsiz kalabilir mi? Bunca şeytani yollar içinde kılavuzsuz sıratı müstakimi bulabilir mi? 27. Sorumluluk hayatın anlamıdır ve devamını sağlayan en önemli ilkedir. Sorumsuzluk kişi için yokluktur. Sorumsuzluk sorumluluktur. İnsanın yokluktan kurtulup var olmasını isteyen yaratıcı, onu yaptıklarından ve emaneti taşıma görevinden sorumlu tutmuştur. Bu ona değer vermedir. Bir başka deyişle adam yerine koymadır. Yasak ağaç ihtimal ki yeryüzündeki haramları sembolize eder. Rabbimiz bununla insanları kendi haram sınırları konusunda duyarlı olmaya davet ediyor. 28. Yasak ağaçtan yemek Hz. Adem'in mutsuzluğuna, huzursuzluğuna sebep oldu. Şekavetine. İnsan tıpkı atası gibi ister bile bile ister unutarak Rabbinin yasak ağaçlarından yerse, onun sınırlarını çiğnerse veya hükmüne uymazsa huzursuzluğa, mutsuzluğa düşer, hüsrana uğrar, çok şey kaybeder. Günümüzde tağuti düzenlerin ve düzenbazların egemenliği sayesinde şeytanın yandaşları yeryüzünün her tarafını işledikleri şerler, sebep oldukları fesatlar, Yapa geldikleri isyan ve günahlar yüzünden yasak ağaçlarla doldurdular. Onlar sürekli yasak ağaç üretmekte ve şeytani vesvese ve kandırmacayla insanları o ağaçlara yaklaştırmaktadırlar. Müslümana yakışan yasak olmayan ağaçlar bulup onların meyvesinden yemek ya da cennetin helal ağaçlarını yeryüzünde yetiştirmektir. 29. Adem ve eşi cennetteyken Allah tarafından denenmiş ve eğilimleri ortaya çıkmıştır. Dünyada da benzer bir imtihan vardır. Her iki imtihanda da Allah'ın sınırsız mubah alanı ve çok az haram alanı vardır. Mubah alan insanın tüm ihtiyaçlarını sonuna kadar karşılamaya yeterlidir. Helal olan mubah nimetler keyfe kafidir. Bundan dolayı haram sınırını aşan kimselerin kendilerini savunabilecekleri hiçbir gerekçeleri olmaz. Savunma çabaları temelsiz görüşlerden, hakkı göremeyişlerden başka bir şey değildir. Tıpkı şeytanın demagojileri gibi. Evet, cennette o kadar yenilecek yiyecekler varken yasak ağaca bir meyil gibi insanın da dünyada binlerce nimetten yararlanabileceği helal yoldan varken birkaç tane haram var yenilecek içilecek içki işte domuz eti leş vesaire gibi yani niye illa o birkaç tane yasa neyle diyor 31 Evet 30 insan diğer varlıklardan üstün kılınmasına rağmen hem unutkan ve zayıf hem de ilahi ruha yatkınlığı yanında yaratılışında olan çamurluğa da meyillidir. 31- Hazreti Adem cennette olmasına ve Rabbinin uyarılarına rağmen yasağa uymayı unuttu. İnsan unutarak veya aldanarak hata yapabilir. İman eden insana yakışan hatasını iblis gibi savunmak değil, Adem ve eşi gibi yanlışını anlayıp Allah'tan bağışlanma dilemektir. Çünkü Allah şirkin dışında bütün günahları affeder. Yeter ki tövbe edelim. Hz. Adem ve Hz. Havva'nın hatalarını anladıktan sonra yaptıkları dua, tövbe edilmeyen küçük günahların bile karşılık göreceğinin delilidir. <laughs> Öyleyse bütün günahlara tövbe etmeli, sürekli Allah'a istiğfarda bulunmalıdır. 32 Çıplaklık şeytandandır. O Hazreti Adem'i ve eşini cennette kandırarak onları elbiselerinden soydu. Ayıp yerlerini ortaya döküp onları utandırdı. İnsan fıtri olarak haya duygusuna, çıplaklıktan utanma hissine sahiptir. Hayasız insanlar fıtratları bozulmuş, insanlıktan uzaklaşmış kimselerdir. Bu olay aynı zamanda hem günah işlemenin insanı sıkıntıya sokacağına ve hem de şeytanın insanı elbiselerinden soyarak ona daha rahat hakim olabileceğine işaret eder. Bu nedenle Kur'an insanları şöyle uyarır. Ey Adem oğulları, şeytan anne babanızın ayıp yerlerini kendilerine göstermek için elbiselerini sıyırarak onları cennetten çıkardığı gibi sakın sizi de bir belaya uğratmasın. Araf suresi 27. Demek ki şeytan çıplaklığı insanları avlamak için bir tuzak olarak kullanıyor. Ağına düşürdüğü kurbanlarının da takva elbisesinden sıyrılıp ayıplarının ortaya dökülmesine sebep oluyor. Onları Rablerinin huzurunda insanların içerisinde rezil ediyor. Mümin takva elbisesiyle ruhunu, hayatını ve edebini koruma altına alır. Takva imanıyla da Allah'ın istediği gibi bedenini örtüp haysiyetini, iffetini, şerefini fıtrattaki yüceliğini korur. Şeytan ve yandaşları İslam'ın getirdiği tesettür ölçüleriyle savaşırlar. Çünkü örtüsüzlük insanları, toplumları ve nesilleri bozmaya götüren önemli yollardan biridir. Bilinmeli ki avret yerlerini örtmek ve korumak ölçüsü ancak insana verilmiş önemli nimetlerden ve yüceliklerden biridir. 33 Fıtratı bozulmamış insanlar kötülüğü kolay kolay kabul etmezler. İblis insanın bu özelliğini bildiği için ona öğüt veriyormuş edasıyla sokulur. Doğrulardan olduğuna inandırmak için yemin eder. Yasakları çiğnetmek için bunu yapınca elde edeceği çok güzel sonuçlardan bahseder ve onu kandırır. Şeytan ve onun yardımcıları insanı kandırmak için daima hoşa gidecek şekilde yaldızlı ve süslü sözler söylerler. İddialarını ispatlamak için inandırıcı ve kandırıcı kendilerine göre uydurma deliller sunarlar, ikna odaları kurarlar, her türlü ikna yöntemlerini kullanırlar. Allah tarafından yasaklanan şeyleri çeşitli yorumlarla güzel, normal göstermeye çalışırlar. Reklamlar, propagandalar buna yöneliktir. Bütün bu nefse hoş gelen söz ve tavırlar aslında saptırıcı istikameti şaşırtıcı, çarpık içeriklidir. Bu cazip yöntemler avlarını tuzağa düşürmeye yarayan oltadaki yem cinsinden hilelerdir. 34. insanda mevcut hali yeterli görmeme, bulunduğu mevkiden daha üstün konuma geçme arzusu vardır. Bazen insan bunun için haramları da çiğneyebilir. Şeytan, Adem ve eşini üstün bir mevki göstererek ve buna inandırarak kandırmış yasa çiğnemelerini sağlamıştır. 35 şeytan Adem oğluna duyduğu haset yüzünden ivasını her zaman ve her şartta sürdürecektir. Ne şeytan ne de onun yardımcıları tatil yapmıyor yapmayacaklar. Şeytan ve dostları en çok Müslümanlarla uğraşır. Sıratı müstakime oturur şeytan oradaki insanları azdırmaya çalışır onları Allah'tan, ona ibadetten, onun yolunda harcama yapmaktan, cihattan, her türlü hayır işlerden alıkoymaya çalışır. 36. Kahrolsun iblis demenin, şeytana uydum, şeytanın vesvesesi, şeytanın kandırması olmasaydı demenin faydası yoktur. Kişi kendi arzusuyla ve nefsinin isteğiyle şeytanın aldatmalarına kanar. Onun adımlarını izler. Çünkü şeytanın ve yandaşlarının salih müminlerin üzerinde bir gücü yoktur. O yalnızca sadece vesvese verir. Davet eder günahları ve dünya tutkularını çekici gösterir. Yanlış yapmaya özendirir. O hiç kimseyi kendi emrine uymaya zorlayamaz. Üstelik şeytanın hilesi oldukça zayıftır. Ama ne yazık ki insanların çoğu bu zayıf hilelere aldanır. Şeytanın davet ettiği veya söz verdiği şey de aldanmadan, yanılmadan, yani seraptan, ümniyeden, boş kuruntu ve hayalden başka bir şey değildir. Buna rağmen cinleri gözlerinde büyütüp insana musallat olduğunu iddia etmek veya psikolojik zaafları cinlere havale etmek, üfürükçülerin elinde oyuncak olmaya götüren bir yanılgıdan ibarettir. Cinlerin böyle bir gücü olsaydı en zararlı cin olan şeytanın ve iblisin insana hakimiyeti olacaktı. Halbuki onların yaptıkları sadece vesveseden ibarettir. Zorlayıcı bir güçleri yoktur. O yüzden de öyle cinlerle alakalı insanın içine girdi, şöyle yaptı filan gibi ifadeler doğru değildir. 37 iblisin lanete uğrama meselesi sadece Allah'ın bir emrini yerine getirmemekle oluşan bir isyan değildi. Mümin insan da yanılarak, unutarak isyan edebiliyor ama lanetlenmiyor, şeytanlaşmıyordu. Çünkü tevbe çeşmesiyle tekrar arınabiliyor, hatasından dönebiliyordu. İşte şeytani isyanın farkı burada düğümleniyor. İblis günahını itiraf ve tevbe etme, özür dileme yerine itirazı ve rezil bir hayatı tercih etti. İnsanın kendi hatasını savunması, tevil etmesi, suçunu Allah'a karşı itiraf edip kabullenmemesi şeytani bir özelliktir. Allah Adem'i ve eşini affetti çünkü onlar günahlarını Allah'a itiraf ettiler hatalarının bağışlanmasını istediler. Yaptıkları yanlışı savunmadılar. Allah'ın emrini beğenmemezlik, beğenmezlik etmediler. Ona karşı kibirlenmediler. İblis ise af dilemediği gibi hatasını da kabul etmedi. Allah'ın emrine karşı büyüklük tasladı, istikbar etti. İnsanın önünde iki yol var. Birisi iblisin itaatten çıkma ve Allah'a isyan yolunda ısrar yolu. Diğeri Adem'in hatasından dönüp tevbe etme yolu. Allah'ın İslam'la gönderdiği hükümlere, ölçülere teslim olduğu ve onları kabul ettiği halde hata edenler, sonra da günahlarına tevbe edenler tıpkı Hz. Adem gibi affedilirler. İmanda farz ve haramlarda Allah'ın hükümleri konusunda pazarlık yapanlar, sonra kendi görüşlerini daha doğru ve üstün görenler şeytanın arkadaşlarıdır. 38. Hataya düşmenin, günah işlemenin sebebi, üçüncü şahısların teşviki olsa bile esas suçlu insanın bizzat kendi arzusu, kendi heva ve hevesidir. Kimse kimsenin günahından sorumlu olmadığı gibi kimse bir başkasının yerine kulluk da yapamaz. Herkesin yaptığı kendisine aittir. O yüzden Adem suç işleyince şeytanı ne yapmadı? suçuna yardımcı olan unsur olarak göstermedi. Kendi hatasını kendisi itiraf etti. 39 Allah yasak sınırını aşan Adem ve eşini affetmiş, dünya imtihanını günahsız olarak başlatmıştır. Tüm insanlar da dünyaya günahsız olarak gelecekler, dünya hayatları boyunca sayısız imtihanlar geçireceklerdir. Hristiyanlar bütün insanların suçlu ve günahkar olduğunu iddia ederler. Niye Adem suç işledi diye? Adem suç işlediyse onun çocukları e, o da onların çocukları olduğu için suçlu doğuyorlar. Halbuki Allah Adem'in suçunu da affettiğini ifade ediyor. O bile suçlu değil. Kaldı ki kimse kimsenin suçunu da çekmez. 40 Kadın tüm insanların asırlar boyu çektiği çilenin sebebi değil, onun yaratılışta kardeşi insan olmada eşidir. Hristiyanlara göre i, iblis Havva'yı kandırmış, Ademi kandıramamış, Havva da Ademi kandırmıştır. Havva olmasaydı insanlık suçlu olmazdı. Dolayısıyla kadın var ya bu kadın, bütün suçların anasıdır, kötüdür. O yüzden mesela Yahudiler her sabah şöyle dua etmek mecburiyetindedirler. Ey Allah'ım beni kadın olarak yaratmadığın için sana teşekkür ederim. Diyeceksiniz ki kadınlar ne diye dua ediyor. Kadınların dua etme hakkı yok ki. Evet. İslam kadın ve erkeği eşit görür ve bu konuda beraber suç işlediler, beraber tevbe ettiler. Rabbena zalemna enfusena Ey Rabbimiz ikimiz zulmettik nefislerimize. Sen bize mağfiret etmez, merhamet etmezsen biz kesinlikle hüsrana uğrayanlardan, zarar edenlerden oluruz. Her ikisinin beraber duasıdır. İkimiz yaptık derler. Evet, kadın yaratılışta insanın kardeşi, insan olmada eşidir üstünlük cinsiyette veya rütbelerde aranmamalıdır. Bu kıssaya göre şeytanın ilk saptırdığı kadındır veya erkektir denilemez. Kadının şeytanın görevini üstlenip kocasını saptırdığı da iddia edilemez Hristiyanların yaptığı gibi. Kadın ve erkek Adem ve eşi yasağı birlikte çiğnemişler. Yine birlikte tevbe etmişlerdir. Yine bu kıssaya göre insanoğlunun hangi şeyden yaratıldığı gayet açıktır. Kadının erkeğin kaburga kemiğinden yaratıldığı gibi iddialar Kur'an'dan dayanak alamaz. Kadın ve erkeğin ortak adı insandır ve insan topraktan yaratılmıştır. Nisa suresi 1. ayette de bu net şekilde ifade edilmiştir. 41 Allah halis yani ihlas sahibi kullarını meleklerle de destekleyecektir. Melekler muhafızlık yaparak haber getirerek müminleri müjdeleyerek cihatta müminlerle birlikte yer alarak ve onlar için Allah'a dua ederek müminleri desteklerler. Şeytan melek değil cinlerdendir. Dolayısıyla melekler Allah'a isyan etmezler. Melekler bazı müşriklerin iddia ettikleri gibi haşa Allah'ın kızları veya kadınları da değildir. Allah'a tamamen teslim olmuş, Allah'ı hamd ile tesbih eden kullardır. 42 İblis Allah'a inanmakta onun sıfatlarını bilmektedir. Ancak Allah'a itaat etmeyip büyüklenen ve yüz çeviren biridir. Allah şey e, iblisin a, a, lanet edildikten sonra bile Allah'a dua ettiği, senin izzetine yemin olsun ki diye ifade ettiği e, hep beyan edilir. Söz gelimi, Allah'ı inkar ettiği veya Allah'a şirk koştuğu hiçbir yerde bahsedilmez e, iblisin. Ve cehennemde ben e, müşriklerin koştuğu şirkten Allah'a sığınacağım, sığınırım dediğini e, Kur'an yine haber verir. Yani müşrikler şeytandan da beter varlıklardır. Evet. Kur'an... Ee, i̇nsan şeytanın kendisine, pardon, iblis Allah'a inanmakta, onun sıfatlarını bilmektedir. Ancak Allah'a itaat etmeyip büyüklenen ve yüz çeviren biridir. Bu yüz çevirmesi ve büyüklenmesinden dolayı lanetlenmiştir. İnsanlardan da kim, isterse şirk koşmasın, büyüklük taslar, Allah'ın emirlerinden yüz çevirirse, Allah'ı tanısa ve ona iman ettiğini söylese de, İblis gibi nankörlerden sayılacak ve laneti hak edecektir. İsyan eden, büyüklenen ve Allah'ın yolundan insanları alıkoymaya çalışanlar İblis'le birlikte cehennem halkı olarak orayı dolduracaktır. 43. İnsan şeytanın kendisine düşman olduğunu ve daima kendisinin felaketini istediğini unutmamalıdır. Şeytanın ve dostlarının tuzağına düşerek Günah işlemesi onun şeytan tarafından zavallı duruma düşürülmesi demektir. Günaha devam ettikçe hareket yönü alçalmaya doğru olacaktır. Tevbe etmemek ve şeytanın süslediği süslediği hayallere dalmak zaafın ve alçaklığın en derinine doğru yol almak demektir. İnsanın şerefli olabilmesi için El Aziz olan Allah'a dayanıp teslim olması, isyandan ve şeytandan uzak durması gerekir. 44 Kur'an şeytanın veli yani dost ve yardımcı tutulmasını ihtar ediyor. Şeytanla dost olmak yılanla yatağa girmekten çok daha tehlikelidir. Akıllı insan kendine zararlı dost tutmaz. İnsan ya Allah'ın hizbi ya şeytanın hizbi yandaşı taraftarıdır. Mücadele Suresi 19 ve 22 İnsan savaşçıdır ya Allah yolunda ya da tağut ve şeytan uğrunda. Nisa 76. İnsanın her davranışı bir ibadettir. Allah'a veya şeytana ibadet. Allah'a ibadet Zariyat 56'da, şeytana ibadet Yasin Suresi 60. ayette ifade edilir. Yolların ayrılış noktası insanın ya Allah'ın emirlerine kulak verip hakka itaat etmesi yahut da şeytana uyup onun emrine itaat etmesidir. Üçüncü bir yol yoktur. Ya Allah, ya şeytan. Ya hidayet veya del dalalet. Ya hak yahut batıl. Ya kurtuluş, ya husran. Kur'an'ın bütünüyle anlattığı hakikat işte budur. Diğer bütün düşünceleri ve insanları ilgilendiren halleri Kur'an işte bu hakikat üzerine kurar. Cennetlikler, cehennemlikler, müminler, kafirler... Allah'ın dostları, şeytanın dostları olarak belirtilir. Rabbim hepimizi Allah'ın dostu olanlardan eylesin. E, maddeler belki biraz uzun sürdü ama son izah sadedinde e, yine adam olmak, Adem olmakla alakalı birkaç paragraflık bir yazı okuyacağım. Adem adam demektir. Ses uyumuna girerek kalın sesle başlayan sesler ikinci hecesi de kalın olarak devam eder Türkçe'de. Arapçadaki Adem Türkçe'de adam olarak dilimize geçmiştir. Burada adam cinsiyet ifadesi için kullanılmaz. Adam olmak derken kadınları da içeren bir ifadedir cinsiyetle alakalı değil. Burada kaliteyle alakalı bir ifade. Adem yani adam olmak bir iddiadır. Her iddiada bir ispat, bir bedel ister. Adem olmanın bedeli Arapça yazılışında adeta simge halinde gösterilmiştir. Bu yazılışı mercek altına aldığımızda bu hakikati daha yakından görürüz. Adem bir elif, bir dal ve bir mim harfinden oluşur yazılırken. Elif, dal ve mim. Elif harf olarak yani bunlar aslında namazın simgeleridir. Elif harf olarak kıyamı, dal rükû'yu, mim de secdeyi ne yapar? İşaret eder. Dolayısıyla Adem kelimesinin yazılımının bile bize gösterdiği hakikat şudur ki ey Adem oğlu ey Adem yani adam olmak isteyen kimse sen kul olmak ibadet etmek zorundasın. Allah'ın karşısında esas duruşa geçmek onun önünde boyun eğmek onun önünde küçülüp secde etmek durumundasın kıyam, rükû ve secde. İşte insan, yani Adem adam olmanın anahtarı. Allah karşısında saygı duruşuna, esas duruşa geçmek, eğilmek ve tekrar edeyim secdeye gitmek. İblis işte bunları yapmadığı için şeytanlaştı. Sureta insan olanlar da bunlardan kaçındığı için adam olamıyorlar, olamayacaklar. Adem olduğunu, adam olduğunu söyleyen her kişi Önce Allah'ın huzurunda esas duruşa geçecek, sonra eğilecek, sonra secdeye kapanacak ve insanlığa adımını atacaktır. Burada eğilmek alçalmanın değil, yücelmenin işaretidir. Bunlar bir semboldür ve bunların da içinin gerçek manada hakkıyla doldurulması gerekir. Her kıyam, rükû ve secde ferdi hayatta doğruluk ve dürüstlüğe güvene, şefkate, vicdana, merhamete, sevgiye, cemiyet hayatında da dayanışmaya, yardımlaşmaya, kardeşliğe, adalete, özgürlüğe ve benzer değerlere karşılık gelmelidir. Yani içi boş bir kıyam, anlamsız bir rükû ve idrak edilmeyen sadece şekilden ibaret bir secdenin bir karşılığı mümkün ki olmaz. Adem olma iddiası hayat boyu ispat edilmesi gereken zor bir iddiadır. Adam olmak. Hatta dünya hayatını ademleşme veya adam olamama macerası olarak adlandırabiliriz. Kimini ispat, kimi iddiasını ispatlayacak adam olacak, kimisi de böyle bir iddianın farkına bile varamayacaktır. Görünen o ki birçoğu bu iddiayı kaybetmekle karşı karşıyadır. Rabbimizin birçok ayetinde de belirtildiği gibi insanların birçoğu akıllarını kullanmamaktadır. İşte adam olmayanlara, olamayanlara Kur'an-ı Kerim hayvandan da aşağı demektedir. Adem, adam, insan olma meselesi söylem planında kolay ama eylem planında zor bir mesele olarak karşımızda hayatiyetini sürdürüyor. İşte yaşayışımızla işte böyle adam olunur dedirtmek ve bir boşluk bırakarak hayattan göçmek, adam gibi yaşamak, Adem gibi olmak bizim prensibimiz olmalı. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik eşhedü en la ilahe illa ent estağfirüke ve etöbeylek velhamdülillahi rabbil